Tuncay Bey hoş Hoş geldiniz. bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız diye, İyiyim. iyi misiniz? Zor İyiyim. günler biraz. Zorluk Türkiye için. Biz ikinci seçimin Türkiye'ye yepyeni bir başlangıç getirmesini umut ediyoruz ve bunun için çok büyük bir çalışma içindeyiz. İlk seçimde Sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 2,5 puan kadar aşağı indirdi. Bu seçimde onu yenerek Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapmasına izin verdi. Bunun detaylarını konuşacağız. Tamam, Ama memnuniyetle. önce sizinle ilgili birkaç gündür bir iddia var. Görevden alındığınız ya da istifa ettiğinize dair bu iddia doğru mu? Şimdi Tuncay Özkan tartışması kadar boş, yanlış bir tartışma yok. Ben İzmir milletvekiliyim zaten. Ben MYK üyesi değilim. Parti meclis üyesi de değilim. Sayın Genel Başkanımızın teveccühüyle 5 yıldır aynı görevi yürütüyorum. Danışmanı Danışman olarak. olarak. Sayın Genel Başkanımızla konuşuruz. Ne istiyorsa olur. Ben milletvekiliyken de zaten Sayın Genel Başkan'ın danışmanıyım. Yani bu o kadar boş ve içi doldurulamayacak bir tartışma ki bununla zaman kaybetmek istemiyorum. Siz çok ciddi bir gazetecisiniz. Programlarınızda çok güzel konular konuşuluyor. Zaman kaybetmeyelim lütfen. Peki, hepsini konuşacağız zaten. Şimdi biraz seçim gecesini Tamam, konuşarak memnuniyetle. başlayalım. Seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandığını çok merak ediyoruz. Pazar gününden bu yana sonuçlar kadar o gün CHP'de veri akışı doğru sağlandı mı? Sandık tutanakları vaktinde geldi mi? Neden İmamoğlu ve Yavaş çıktı, biz öndeyiz dedi, sonra sonuç tersi çıktı gibi tartışmalar var. Tamam. O gün nasıl bir takip sistemi kurmuştunuz? Takip sisteminde bir eksiklik var mıydı? Takip sisteminde hiçbir eksiklik yok. Zaten sonuçlar açısından karşılaştırdığınızda bir eksiklik olmadığını birebir sonuçların eşleşmesinden görürsünüz. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Bir kere niye Ekrem Bey ve Mansur Bey çıktılar? Onlar zaten Cumhurbaşkanı yardımcısı. Seçim iletişiminin en önemli unsurları zaten seçim iletişimini onlar yapıyorlar. Parti içinde Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında onlar yürütüyorlar. Yani onları çıkıp anlatması kadar daha doğal hiçbir şey yok. Sonuçlar neden böyle? Yani onlar biz evet biz öndeydik orada. Yani biliyorsunuz açılan sandık sayısı sizin aldığınız oy oranlarını belirliyor. Anadolu Ajansı'yla bizim sandık sistemimiz arasında yani partinin ilk gelen ıslak imzalı birleştirme tutanakları arasında çok büyük bir fark vardı. Recep Tayyip Erdoğan 60 ile başlamıştı. Biz de 50 ile başladı zaten. Yani Peki bu fark neden bu kaynaklanıyor? fark Sonunda eşitlendiğine göre Anadolu'dan seçilen illerle sizin önde olduğunuz illerden gelen tutanaklar arası fark gibi bir şey Anadolu mi? Ajansı'nın manipülasyonundan kaynaklanıyor. Neden bunu söylüyorum? Anadolu Ajansı 60 ile başlatamaz. Aynı sonuçları alıyoruz. Açılan sandık sayısı aynı. Verilen sonuçlar aynı. Şimdi bizim sistemimize gelen şey, ıslak imzalı olarak bize ulaşan şeyle Anadolu Ajansı'na ulaşan şey aynı. Ama Anadolu Ajansı manipülasyon yaptığı için, Recep Tayyip Erdoğan'ın psikolojik üstünlüğünü artırmak için 60'tan başlattığı için oradan geliyor. Ama biz hakikati, gerçeği takip ettiğimiz için o zaman diliminde açılan sandık sayısıyla eşleşen rakamlar bizi önde gösterdiği için bizi önde gösterdik. Biz hiçbir zaman manipülasyon yapmadık. Peki mesela Anka CHP'den mi alıyordu verileri? Çünkü biz bir Hayır. yandan göz ucuyla Anka'yı da takip ettik seçim gecesinde. Anka'da da şöyle bir durum yaşandı. Anka Anadolu Ajansı'ndan önce başladı verileri aktarmaya. Sonra uzunca bir süre durdu veri akışı Anka'da. Yaklaşık bir saat çok dikkatimi çekti benim o 48 gece. dakika. Evet, 48 dakika. Sonrasında da Sayın İmamoğlu ve Yavaş açıklamaları yaparken dahi Anka'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan öndeydi. Anka'nın sonuçlarında da. Şimdi birincisi Anka bizim dışımızda bir oğlum. Yani piyasada sahibi belli. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi verileriyle çalışmıyor. Anka'nın çalıştığı veriler sandık başındaki 1.000 kişinin gönderdiği veriler. Niye durduğunu yani o anda bir niye şey olmadığını Anka'ya sordum. Ne oldu dedim. Yani sizin sisteminizde mi manipülasyon? İtirazlar nedeniyle açılan sandıklardaki netleşmeme, kesin sonuç alamama yüzünden veriler yükselememiş. Yani veri girişi olmamış. Biliyorsunuz bu hakikat yolculuğu, zor bir yolculuk. 60'tan başlayıp aynı yerde bitirebilmek için Anadolu Ajansı'nın sergilediği performansla Anka'nın sergilediği performans çok başka. Anka bize göre daha gerçekçi. Anka'nın sunduğu verilerle Anadolu Ajansı'nın sunduğu veriler zaten bir saatten sonra aynı verilere dönüştü. Çünkü hakikat orada. Ama Anadolu Ajansı 60'tan başlayıp böyle gıdım 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 psikolojik üstünlük sağlayınca tabii ki onun amacını da biliyoruz. O da sandık başında milletvekili seçimini izlemekte olan yurttaşlarımızı,
müşahitlerimizi, görevlilerimizi, ya zaten bu seçim bitti bak 60'ta başlıyor falan diye uzaklaştırma isteği. Onların da açıklaması şöyle: Anadolu'da özellikle Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu illerdeki sandıklar önce açıldığı için oradan akış, yani oradan akış önde geliyor, Allah önce Allah. Geliyor diyorlar. Kübra Hanım, sandık aynı sandık. Biz de aynı sandığın sonucunu alıyoruz. Aynı sandığın sonucunu aldığımızda gördüğümüz şeyle, bir kere açılan ilk sandıklarda Sayın Genel Başkanımız %50 öndeydi. Orada bizim elimizde var, rakamlar var. Ama sandıklar açıldıkça bu sonuç ortaya çıktı. Tuncay Bey, peki önce şunu sorayım. Çok iddia ediliyor. Ankara'yla sizin bir ilişkiniz var mı? Tuncay Özkan'ın Ankara şimdi deniyor. Sizinle birlikte bu binaya girdim. Beni bu binada tanımayan kimse var mı? Yok. Bütün medyada uzun yıllar, 14 yıl çalıştınız. 1982 yılından beri medyanın içindeyim. Bu arkadaşlarımın çoğu ya benimle çalıştı, ya benim asistanım, ya benimle birlikte çalışan muhabir arkadaşlar. En eski arkadaşım 35 yıllık arkadaşım. Şimdi bakın, Anka Ajansı'nın sahibi olan Ali Fırat Atabaş benimle Kanal D'de ve Kanal Türk'te çalışmış bir arkadaş. Sordu. Bu iddialar oradan mı kaynaklanıyor? Yok efendim, oradan kaynaklanıyor. Ali Fırat benim çok sevdiğim bir kardeşim. Bana bazen soru sorar. Şu şöyle mi olmalıdır der. Ben de kendisine söylerim. 40 kere bunu açıkladı. Ticaret sicili gazetelerini koydu. Bütün verileri önlerine, belgeleri açtı. Her şeyi koydu. Yok yani, o söylese dahi benim böyle bir ajansım yok. Benim böyle bir televizyon kanalım yok efendim. Peki, bu iddialara da yanıt vermiş oldunuz.